Gözlerimiz karanlıkta görecek. Nanoteknoloji. Bilim insanları göze injekte edilecek yeni bir nanoteknoloji ile karanlıkta görmemizi sağlayabilecek parçacık geliştirdi. Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öncülüğünde yapılan araştırmalar, retinadaki ışığı algılayan hücrelere yapışan ve yakın kızılötesi dalga boylarına yanıt vermelerine yardımcı olan parçacıklar üretti. Araştırmacılar tarafından geliştirilen nano parçacıklar, gece görüş cihazları gibi davranıyor. Araştırmacılar nano parçacıkları farelerin gözlerine enjekte ederek onlara yakın kızılötesi ışığı görebilme yeteneği sağladı. Kızılötesi ışık normal olarak kemirgenler veya insanlar tarafından görülemeyen bir dalga boyudur. Araştırmacılar bunun olağanüstü bir başarı olduğunu insanlarda benzer bir tekne, tekniğin kullanılabileceği gerçeğiyle de daha da olağanüstü bir başarı elde edilebileceğini söyledi. Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Tian Xue ve Massachusetts Tıp Fakültesi Üniversitesi'nden Gang Han'ın liderlik ettiği araştırma ekibi farelerin normal ışığı görme doğal yeteneklerini koruyarak yakın kızılötesi ışığı da görebilmelerini sağladı. Deney yaklaşık 10 hafta boyunca farelerin gözlerine özel nano parçacıklar enjekte edilerek yapıldı. Deney esnasında herhangi bir yan etki görülmediği belirtildi. Yapılan testler sonucunda farelerin kızılötesi ışığı gördüğünü kanıtlandı. Araştırmacılar insan gözünün farelerden çok farklı olmadığını, insanlara da buna benzer bir teknik uygulamanın artık fantastik bir düşünce olmadığını iddia ettiler. İnsanların normalde görebileceği renkler elektromanyetik spektrumun sadece küçük bir oranıyla sınırlı ve bu spektrum kızılötesi veya ultraviyole gibi en uç renk tonlarını da içeriyor. Gök kuşağı görüntüsünden çok daha uzun ya da kısa dalga boylarına sahip bu sinyaller etrafımızda sürekli hareket halinde. İnsan ve fare gözleri karanlıkta görmekten sorumlu Çomak tipte ve aydınlıkta görmekten sorumlu konik tipte hücreler taşır. Bu hücreler ışığı emerek elektrik akımına dönüştürür ve beyne iletir. Kızılötesi dalga boyları ise bu hücrelerin yakalayamayacağı kadar uzundur. Bulgularını Sel adlı hakemli biyoloji dergisinde yayınlayan bilim insanları bu hücrelere sıkıca tutunan ve daha büyük dalga boylarını yakalayabilen aksesuarlar gibi iş gören küçük parçacıkları deneyde kullandıklarını belirtiyor. Nano parçacıklar bu sinyalleri daha kısa dalga boylarına dönüştürüyor ve beyne yeşil ışık olarak iletebilmeleri için bu sinyalleri hücrelere yönlendiriyor. Bilim insanları bu parçacıkların farelerin görüş gücü üzerindeki etkisini belirlemek için bir dizi test yapmadan önce parçacıkları kemirgenlerin gözlerine enjekte etti. Bu işlem sonrasında kızılötesi ışınlar farenin gözüne çarptığında göz gözbebeğinin açıkça kasıldığı, yani ışığı algıladığı görüldü. Labirentlerde yapılan ileri testlerde ise farelerin gün ışığında bile kızılötesi sinyalleri görebildiği ortaya çıktı. Göze enjekte edilen bu maddeler sadece küçük çaplı yan etkilere yol açtı ve fareler 2 aydan fazla bir süre boyunca kızılötesi görmeye devam etti. Araştırmacı Doktor Xue şunları söyledi. Bu teknolojinin insan gözünde de işe yarayacağına inanıyoruz. Sadece süper görüş gücü oluşturmak için değil, aynı zamanda kırmızı rengi algılama sorunu olan insanlarda da iyileştirici çözümler sağlayacağına inanıyoruz. Bilim insanları ayrıca nanoteknoloji içeren uygulamaların ileride güvenlik ve askeri alanlarda önemli bir yere sahip olacağını öngörüyor. Ancak öncesinde Dr. Xue ekibin diğer primatları kullanarak uygulamanın güvenliğini deneylerle test etmeleri gerektiğine dikkati çekiyor. Bu uygulama insanlar üzerinde denense gece görüşü yeteneği kazanabilir mi? Hiç kuşkusuz, kuşkusuz hükümetler bu teknolojiyi şifreleme, güvenlik ve askeri operasyonlara uygulamak için yarışacaklar. Kızıl ötesi radyasyon, dalga boyları görünür ışığın ötesine uzanır ve insan gözüyle görülemez. İnsanların doğal görüşüyle algılanabilen görülebilir ışık, elektromanyetik spektrumun küçük bir kısmını kaplıyor. Peki bunu değiştirebilirsek, USDC'nin Xue ve Jinbao liderliğindeki bir bilim adamı ekibi gözlerin fotoreseptör hücrelerine sıkıca tutturulmuş minik, transdüserler olarak hareket eden nanopartiküller geliştirdi. Kızıl ötesi ışık retinaya ulaştığında nanopartiküller uzun dalga boylarını yakalar ve daha kısa olanlara dönüştürür. Bunlar daha da yakındaki bir çubuk veya koni tarafından emilir ve beyne normal bir sinyal göndererek görünür ışığın retinaya çarptığını göstererek kandırır. Bu şekilde kızıl ötesi ışığın yeşil renkte görünmesi sağlanır. Fareler de insanlar gibi doğal olarak kızıl ötesi göremezler ve bu da onları deney için maalesef ideal bir aday haline getirmiştir. Arkadaşlar şimdi e, bu makalede iki tane nokta var. Birincisi e, eğer bu nanoteknoloji devreye geçerse insanlar açısından e, belki duymuşsunuzdur renk körlüğü olan insanların kırmızı, yeşil ve sarı renklere karşı görememe gibi bir duyarlılığı var bu arada bende de kısmen renk körlüğü mevcut Ben de bunun çeşitli testlerine bakarak fark etmiştim Bende de özellikle kırmızı renklerde karışık kırmızı renklerde bu durum mevcut bu teknoloji çıkarsa <laughs> yani inşallah tabi herkesin ulaşabileceği bir düzeyde maliyeti olur da elbette ki ben de yaptırmak isterim Ayrıca şunu söyleyebilirim ikinci bir kullanılabilecek yön Askeri yönde kullanılabilir Kızıl ötesi dalga boylarıyla görülme vesaire gibi Teknolojiler devreye çıkabilir Ayrıca uzay çalışmalarında yine bu teknoloji kullanılabilir Yani birçok alanda gerçekten değerli bir çalışma olur Ben de bunu size bu şekilde dile getirmek istedim ki ileride böyle bir teknoloji çıktığında hiç şaşırmayın aslında çok güzel bir teknoloji olacak. İnşallah tabii insanlar daha çok askeri alanda kullanıp savaş amaçlı kullanmak yerine dediğim gibi renk körlüğü olan hastalar için ya da uzay çalışmaları için daha faydalı olacak yerlere kullanmaları sağlanır ki daha güzel daha iyi bir toplum oluştururuz.